Güney Kıbrıs'taki Rus Büyükelçisi Stanislav Osatchi, ortak açıklamanın müzakerelerin daha verimli olmasını sağlayabileceğini söyledi. Smerini gazetesinin haberine göre Rum Haber Ajansı'na söyleşi veren Osatchi, Moskova'nın Kıbrıs sorununda arzu edilen iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çözümde tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası kimliği teyit edecek bir ortak açıklamaya destek verdiğini kaydetti. Osatchi, Moskova ve Lefkoşa'nın bölgesel güvenlikle ilgili olarak etkin rol oynayabileceğinden de bahsederek, BAF'taki Andreas Papandreou hava üssünün Rus silahlı kuvvetlerine verileceğiyle ilgili haberleri yalanladı. Rum yönetiminin barış için ortaklık üyeliğiyle ilgili olarak Osatchi, bu üyeliğin Rum yönetimiyle Rusya arasındaki ilişkileri etkilemeyeceği yorumunu yaptı. Osatchi, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin Rum yönetiminin Euro grubunun verdiği kararlardan yara almasına rağmen ileriye götürebileceği değerlendirmesinde bulunurken, Rus şirketlerin Güney Kıbrıs'ın sözde münhasır ekonomik bölgesindeki hidrokarbon yataklarına yeni bir ilgi gösterme olasılığından bahsetti. Rum yönetiminin İngiltere hükümetiyle yaptığı İngiliz üsler bölgesinde bulunan malların statüyle ilgili anlaşmanın Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hristos Tomos'u heyecanlandırdı. Çünkü kilisenin bahse konu bölgede kıyı şeridinde 100 dönümden fazla arazisi olduğu haber verildi. Politis, Başkan Anastasiadis ve Başpiskopos ilahileri anlaşmayı kutsadı başlıklı haberinde 2. Hristos Tomos'un kilisenin üstler bölgesindeki arazisini Rusların işbirliğinde inkişaf ettirmeyi planladığını, buradaki kilise mallarına İsraillerin de ilgi gösterdiğini söylediğini yazdı. Habere göre Rum Ortodoks Kilisesi, bahse konu yerdeki malları yardıma muhtaç çocuklar için poliklinik, oteller ve villalar işletmek maksadıyla kullanmayı planlıyor. İngiltere ile varılan anlaşmayı çok olumlu bulan 2. Hristos Tomos, kurtarılan mallar şimdi İngiliz üslerinin değil Kıbrıs'ın yönetiminde olacak vurgusunu yaptı. Rum Ulusal Konseyi dünkü toplantısında Kıbrıs sorununun yanı sıra Güney Kıbrıs'la İngiltere arasında İngiliz üslerinin imara açılmasına ilişkin anlaşma ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki taşınmazlarına ilişkin taşınmaz mal komisyonuna başvuru yapan Kıbrıslı Rumları caydırma yönünde alınması düşünülen önlemleri de ele aldı. Filelefteros gazetesi, İngiliz üslerine ilişkin tutum değişmedi. Taşınmazların satışını engelleme önlemleri başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in dünkü Ulusal Konsey toplantısında İngiltere ile imzalanan ve İngiliz üslerine imara ve kalkınmaya açılmasını öngören anlaşmaya ilişkinde bilgi verdiğini yazdı. Gazete, konu hakkındaki görüşmenin odağında Güney Kıbrıs'la İngiltere arasında üslerin egemen olup olmadıkları konusundaki fikir ayrılığının bulunduğunu, İngiliz üslerin egemen olduğu konusunda ısrar ettiklerini ve bunun anlaşmada da yer aldığını belirtirken, Rum hükümetinin ise üslerin egemen olmadığı görüşünü savunduğu vurgulandı. Güney Kıbrıs'ın kendi doğalgazını elde edene kadar daha ucuza elektrik üretilmesi için doğalgaz tedarik edeceği, ara çözüm olarak adlandırılan süreç için yeni bir ihaleye çıkıldığı haber verildi. Yeni ihaleye göre doğalgaz nakli 1 Ocak 2016 yılında başlayıp 10 yıllık bir dönemi kapsayacak. Alitya gazetesi, Defa'dan ara çözüm için ihale ilan edildi başlıklı haberinde, Defa'nın Avrupa Birliği resmi gazetesi ve Rum gazeteleri aracılığıyla elektrik üretiminde kullanılmak üzere doğalgaz tedarik etmeye yönelik ihaleyi ilan ettiğini yazdı. Bugün yayımlanacak olan ihalede Defa'nın 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 10 yıla kadar doğalgaz tedariki için başlatılan yarışmaya önerilerin sunulması yönünde çağrıda bulunduğunu kaydeden gazete, ilgilenenlerin tüm ticari ihtiyaçları ve Vasiliko'ya doğalgaz teslimine yönelik altyapı ihtiyaçlarını da kapsayan geniş kapsamlı öneriler sunması gerektiğini belirtti. Gazete, Güney Kıbrıs'a doğalgaz nakline yönelik çıkılan ilk ihalede sonuç alınmadığını, çünkü önerilerin çıkarlara aykırı kabul edildiğini anımsattı. Noble Enerji şirketinin harçları daha düşük olduğu için Larnaca limanına taşımak istediği haber verildi. Filelefteros gazetesi Noble Enerji'nin üssünü Limassol limanından Larnaca limanına taşımak için Rum Limanlar İdaresi'ne başvuruda bulunduğunu kaydetti.
Edindiği bilgilere göre Limanlar İdaresi'nin başvuruyu mercek altına aldığını ancak henüz bir karar vermediğini kaydeden gazete, öte yandan Larnaca Limanı'nın bir yandan turistik liman marina olması için çaba gösterildiğine, diğer taraftan Noble ve bunun gibi şirketlerin Larnaca Limanı'nın kullanılmasına yönelik başvuruların olumlu karşılandığına dikkat çekti.